Okay yerde kaldı. Hakem penaltı noktasına işaret ediyor. Burada Trabzonspor'a penaltıyı verdi hakem. Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerim modu bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde geçen bölüm söylemiştim bir tane milli takım maçı yaparız diye. Yalnız ben o maçların hepsini geçtim. Çünkü bu bölümdeki ilk lig maçımız Trabzonspor'a karşıymış. Aynen bugün olacağı gibi ben bunu cumartesi akşamından çekiyorum. Pazar günü acaba Trabzonspor'a karşı Fenerbahçe ne yapacak derbi maçında? Biz de bunun maçını burada kendi kariyerimizde yapmak için sahaya çıkacağız az sonra. Fenerbahçe'yi son zamanlardır kötü oynadığından dolayı ben burada motive etmek istiyorum. Ve maçımıza doğru ilerleyelim. Fazla lagaluga yapmaya gerek yok burada. Trabzonspor nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak? Hedeften uzakmışız. Boş verin hedefi. Fenerbahçe şu an ligde görüyorsunuz kariyerimizde fena gitmedik. Yani çok iyi oynadığımı sanmıyorum. Şu ana kadar normalinden kötü oynuyorum Fenerbahçe'yle yalnız. Galatasaray lig lideri görünüyor bir maç fazlasıyla ve onların sadece 3 puan gerisindeyiz. Ve şimdi Trabzonspor maçı için göstereceğim size kadromuzu. Burada biraz değişiklikler yapalım. Martinez'in yerine ben Jensen'a şans vereceğim. Valbuena'yı tekrar ilk 11'e sürelim. Burada Lukaku'nun yerine Valbuena'yı oynatacağız. Kukurella çıksın. Kukurella'yı Lukaku'yla değiştirelim. Nabil Dirar'ı da aslında pek beğenmiyorum sağ kanatta ama onun yerine burada bir de Skrtel sakatlığından beri adam yedeklerde kadro dışı duruyor. Onu da oyuna soktuk tekrar. Neto'yla da burada Tuanzebe'yi çıkaralım. Artık Nabil Dirar'ı belki kimle değiştiririz? Kukurella'yla değiştirebiliriz sonra ya da Martinez'i koyabiliriz Nabil Dirar'ın yerine sağ kanada. Bu şekilde kadromuzu hazırladık. Şimdi Trabzon maçı için ilerleyelim. Stadımızı Trabzon'a gidiyormuşuz, deplasmana gidiyormuşuz gerçekte olduğu gibi. Çok güzel, iyi denk geldi aslında bu tam Trabzon'un maç yapacağı güne Fenerbahçe ile. Bugüne denk geldi. Yalnız burada maç 13.30'da, biz bu maçı 19 yapalım normal saati gibi ve ardından maçımıza ilerleyelim. Efsanevi de 4 dakika. Burada maçımıza şimdi geçiyoruz. Trabzon'a gidiyoruz. Bölümümüzün ilk maçı için, derbi için Trabzon'a geldik. Trabzonspor Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bakalım Trabzon nasıl bir kadroyla sahada. Burada ben onları umarım atlatmadım. Atlatmışsam da artık maçta göreceğiz. Burak Yılmaz'ı görüyorum. Maçın hakemi Feridun Doğançay. Gerçek bir hakem mi bilmiyorum. Galiba değil. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı görünüyor. Galiba Okay Yokuşlu'yu falan da gördüm. Kalede Onur vardı. Burada şimdi maç başladı. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Benim tahminim bu maç yarın 3-1 olur Fenerbahçe için. Son 18-17 maçında yenilmeyen Fenerbahçe Trabzon'u yine devirecektir diye düşünüyorum. Çünkü çok kritik bir maç. Biraz eksikleri var Fenerbahçe'nin ama çok kritik bir maç olduğundan, ligde zirve konumunda çok önemli bir maç olduğundan bence Fenerbahçe tam gaz çıkacak Trabzon'a karşı. Bir tane de minimum bir tane de kırmızı kart çıkar bu maçta ama burada da umarım biz galip geliriz. Bakalım neler olacak. İlk başlarda pek bir şey olmadı. Bir o tarafa bir bu tarafa gitti. Şimdi Olcay Şanlı Trabzonspor gelmeye çalışıyor. Sağda bıraktı Çörekçi'ye. Kadir Çörekçi'ye. Burak Yılmaz'a verdi. Burak Yılmaz çekti. Geri doğru bir çıkardı pasını. Okay yerde kaldı. Hakem penaltı noktasına işaret ediyor. Burada Trabzonspor'a penaltıyı verdi hakem. Mehmet Topal'dan bir hantal müdahale miydi? Bakalım tekrar. Geçen bölümde hatırlıyorsunuz Beşiktaş derbisinde Gökhan Töre'ye karşı penaltıyı vermemişti. Burada hakem veriyor. Feridun neydi? Doğançay mıydı? Doğançay mıydı? Neydi bilmiyorum ama burada Burak Yılmaz Donnarumma'ya karşı. Burak hayli geriledi. Sola uçacağım ve doğru bildik yalnız. Ben yere uçtum, Burak üst tarafa gönderdi. Donnarumma maalesef kurtaramıyor. Trabzon 11. dakikada 1-0 öne geçiyor. Bu da umarım atacakları tek gol olur. Bize 3 gol lazım benim tahminim tutsun diye. Burak Yılmaz sağlam penaltı çekti burada. Helal olsun. Artık bunun üstüne bir soğuk su içelim ve biz gol arayalım burada. Maç tekrar başladı.
Matthew Valbuena hareket çekti burada. Valbuena önünü boşalttı. Rakibini arkasında bıraktı. Valbuena şimdi ara pasını verdi burada Giuliano. Giuliano bırakıyor. Nabil Dirar. Jensen Nabil Dirar'ın şutunu engelledi. Yalnız burada Valbuena'ya geldi. Mehmet Topal. Nabil Dirar. Onur kurtarıyor. Onur Kıvrak burada inanılmaz bir kurtarışa imza atıyor. Nabil Dirar'a engel oldu ve atağımız burada sonlandı diyebiliriz. Fenerbahçe bastırıyor yalnız topu almak için. Alamadık. Burak Yılmaz. Okay Yokuşlu. Tacı kullanacak. Geri oynadı Onazi'ye. Onazi. Önünde Valbuena var. Onazi burada Burak'a verdi topu. Onazi şutunu da çekiyor. Donnarumma için kolay oldu. Burada bıraktı Vincent Janssen'a. Onun pası Valbuena'ya. Matthew Valbuena hareketini çekti. Yalnız iki tane rakip var önünde. Valbuena burada çıkardı Nabil Dirar'a. Tekrar Mehmet Topal'dan Nabil Dirar'a geldi ama Olcay Şahan'a çarpan top kornere gitti. Valbuena korneri kullanıyor. Dakika 40. Burada gol güzel olur. Korner geldi. Olcay Şahan yine kafayı vurdu. Karambol anı Okay uzaklaştırdı. Şimdi Jordan Lukaku'ya doğru gelen top içeride kalmadı. Yalnız top bizim. Valbuena, kaçan Jordan Lukaku. Arka tarafta Nabil Dirar'ı gördü. Nabil Dirar'ın kafası berbat. Dışarı gitti. Nabil Dirar kafa topları çok kötü. Onu ikinci yarıda Lautaro Martinez'le değiştirmeyi düşünüyorum. Şimdi maç tekrar başladı kısa pasla. Rakibimiz tehlikeli paslar yapıyor burada. Yusuf Yazıcı'ya geldi top. İlk yarının son anları artık son dakikasına girdik. Burak Yılmaz'da top. Burak Yılmaz, Kadir Çörekçi, Burak şimdi burada Okay'a gelmiş top. Yalnız Şener çok soğukkanlı bir şekilde Mehmet Topal'a verdi. Artık uzatma dakikaları. Son bir şans olabilir mi? Giuliano ile çıkıyoruz. Yalnız hakem şansı vermedi. İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 galibiyetiyle tamamlandı. Şimdi ikinci yarıya geçmeden önce burada Nabil Dirar'ı çıkaralım. Onun yerine Martinez'i koyacağım oyuna. Ve maçımıza devam edeceğiz. Lautaro Martinez, hatta biz burada biraz daha değişiklik yapalım. Martinez'i forvete alalım. Jensen'ı forvet arkası, Giuliano'yu sağa çekelim. Bu şekilde devam edelim ikinci yarımıza. Umarım Martinez kendine gelir de kariyer modumuzda yine gollerine devam eder. Şimdi ikinci yarıya geçtik. Fenerbahçe'de top. Burada Şener'e geldi. Şener, Vincent Janssen, depar atan burada Giuliano. Boşa çıktı. Giuliano'nun pası Lautaro Martinez'e ama yine Onur kurtarıyor. Giuliano korneri kullanıyor. Ön direkte Vincent Janssen'a doğru. Yalnız Skrtel, Wendell'a çarpan top ön direkte. Yine kornere gitti. Giuliano geliyor yine Skrtel'a doğru. Bu sefer Onur kurtarıyor. Fenerbahçe kaleci Onur'u geçemedi. Şimdi Giuliano tacı kullandı. Vincent Janssen. Arkasında Giuliano, yalnız Giuliano'ya geldi. Düştü. Wendell'dan hata orada. Janssen ortaladı. Kadir Çörekçi uzaklaştırdı. Burak Yılmaz. Orta sahada kaptırıyor Burak. Josef de Souza aldı. Şimdi çabuk çıkmaya çalışıyoruz. Yalnız Giuliano'nun arapası. Okay Yokuşlu araya girdi. Yalnız Giuliano'dan mükemmel bir hamle. Top Martinez'de kaldı. Enteresan olay ama Martinez kaptırıyor tekrarında. Olcay burada Valbuena'ya bırakmadı. Trabzon tehlikeli gelmişti ama Josef de Souza kaptı o topu. Dakikalar 76'ya geldi arkadaşlar. Trabzon'un baskılı oyunu hala devam ediyor. Burada Fenerbahçe ile bir şans yakalamamız lazım. Lautaro Martinez verdi Vincent Janssen'a. Arkada Valbuena bomboş. Valbuena inanılmazı başarıyor. Valbuena bomboş kafayı kaçırdı. Yani ben ne yapayım daha arkadaşlar. Kazanamıyoruz Fenerbahçe ile. Oyuncular berbat berbat. Wendell üstünde. Vincent Janssen tutmaya çalışıyor. Yalnız Wendell bırakmadı. Daha hızlı bir oyuncu. Şimdi Hübocan çıkardı Trabzonspor. Dakika 86. Fenerbahçe'de değişiklik yapmamız lazım şu an. Artık taktiği biraz daha ofansifleştirmeye ihtiyacımız var. 3-4-1-2 taktiğine geçelim arkadaşlar. Janssen'ı da forvete koyalım. Valbuena zaten yorulmuş. Giuliano ile değişsin. Lukaku sağ tarafa gelsin. Valbuena'yı da çıkaralım. Bir daha değişikliğimiz var galiba. Buraya Cucurella'yı koyacağım. Bu şekilde maçımıza devam edelim artık. Ofansif bir şekilde
Bakalım son 5 dakikada eşitleyen golü atabilecek miyiz? Theo Bongonda. Burada alamadık Şener'le. Theo Bongonda. Burak'a verdi. Josef de Souza kaptı. Giuliano'nun pası berbat. Aradan geçmedi. Denedim ama olmadı. Kucho. Kuçka. Burak Yılmaz. Bir penaltı daha Burak Yılmaz. Sarla çok kötü bir müdahale yaptım. 90 artı 2 artık. Bunun geri dönüşü yok galiba. Burada penaltıyı kurtarıp hemen atağa geçersek belki bir şans verir hakem. Topun başında yine Burak Yılmaz. Bu sefer sağa uçacağım. Burak geliyor. Bu sefer kurtardık. Ama top kornere gitti maalesef. Olmadı. İki penaltı. Birini kurtardık. Birini kurtaramadık. Şimdi Onazi korneri kullanıyor. Burada Sosa Donnarumma kurtardı. Olcay Şahan enteresan anlar. Girmedi de girmedi. Donnarumma hemen attı yere. Donnarumma ileri çıkmaya çalışırken burada hakem bitiriyor. Arkadaşlar maalesef Trabzon derbisini 1-0 kaybediyor Fenerbahçe'miz. Burak Yılmaz'ın penaltısını kurtardık son anda. Sonrasında da kornerde çok enteresan bir pozisyon oldu. Az önceki pozisyonun tekrarını izliyoruz arkadaşlar. Burada yavaşlatılmış izleyelim. Ağır çekim. Kurtaran Donnarumma ardından top direkten döndü. Ve peşine de burada Olcay'a mı geldi? Birine geldi ama 15 numara kimdi orada? Uğur Demirok'un şutu. Tekrar rakibine çarpmış. Burada Skirtle engellemiş. Ardından top Hübocan'a geldi. O da onun şutunu da Lukaku engellemiş. Ve burada ben batırdım için olayın içine. Lukaku o da uzaklaştırmaya çalışırken zaten topu Donnarumma kapmış. Maalesef burada 1-0 mağlup oluyoruz arkadaşlar. Şu kaçan gole bakar mısınız arkadaşlar ya? Şu kaçan gole bakar mısınız? Ne güzel getirdi burada. Jensen ama. Valbuena berbat, berbat, berbat. Yani tekrar tekrar görmek istiyorum. Ben burada Jensen'la biraz içeri sokulup şut da çekebilirdim ama garanti pozisyon. Valbuena golü atamadı ya. Orada o golü atsaydık en azından maç 1-1 berabere biterdi. Sonunda bir de o kadar penaltı kaçırdık. Şimdi ilerleyelim artık. Önümüzde bir kupa maçı geliyor arkadaşlar. Fenerbahçe 1-0 mağlup oluyor burada. Umarım bugünün sonucu da gerçek maçta böyle olmaz birkaç saat sonra. Neyse. Şimdi bir antrenman daha gelmiş. Antrenmanımızı yapalım, ilk bölümümüzün ilk antrenmanı. Burada biz Martinez'e çift antrenman yapmayı unutuyoruz. Burada mesela Lukaku'yu çıkarıp Martinez'e biraz daha çabuk gelişsin amacıyla burada dribling yapabiliriz. Dribling nerede? En zorundan şöyle abi. Yapıyoruz. Antrenmanımızda bakalım neler olacak. Lautaro Martinez bir F bir C. Hiç iyi olmadı ama Donnarumma 86'ya yükseliyor. Çok güzel gidiyor Donnarumma. Onu sezon sonunda belki çok paraya da satabiliriz artık. Şimdi basın toplantısı Bilbao maçımız için Fenerbahçe'yi motive edelim. Artık motive etmeye devam edeceğiz takımımızı iyi oynayana kadar. Burada 2 maç kalmış. Bilbao'ya elenirse, mağlup gelirsek puan farkı onlarla 5'e açılır ve Krasnodar da galip gelirse onlarla da puan farkımız 4 olur. Tek maçta da o zaman biz burada galip gelmemiz şart ya da beraber minimum gelmemiz şart, yoksa eleniriz Euroleague'den. Burada kadroda değişiklik ne olacak? Taktikte değişiklik yapalım arkadaşlar. Onu da artık ileride yapalım. Bu maça geçmeden önce yapalım ki kaydolmasın. Çünkü ne olacağı belli değil bu taktikle, yapacağımız taktikle. Formalar bu şekilde olsun. Bilbao'ya karşı deplasmana gidiyoruz. Maç 8'de güzel. Takım yönetiminden şimdi dizilişlerimizden 4. Nasıl bir taktikle çıksak? 4-1-2-1-2 geniş yapalım. Bir tane defans forta sahaya düşelim. O da Josef de Souza olsun. Mehmet Topal son zamanlardır çok penaltı veriyor. Nabil Dirar sağa gelsin. Valbuena sola gitsin yine. Hatta Valbuena'yı bu maçta oynatmayacağım bile. Lukaku Valbuena'nın yerine girsin. Onun yerine de Cucurella gelsin. Mehmet Topal'ı da çıkaralım ve Martinez'i koyalım oyuna. Bu şekilde bu kadroyla ilerleyelim şimdi
Bilbao'ya gidiyoruz. Bilbao'dayız. Euroleague'de ölüm kalım maçı. Athletic Bilbao'ya karşı ilk maçta 1-1 berabere kalmıştık Kadıköy'de. O da Bilbao galiba son anlarda bir gol atmıştı. Umarım burada aynı şey olmaz. Burada galibiyet lazım bize. Beraberlik işi zora düşürür. Averajlara falan bırakır ve son maça bırakır. Biz şimdi burada galip gelelim ve işi şansa bırakmayalım. Vincent Janssen'a geldi top. Lautaro Martinez'e düştü. Çarpan, defansa çarpan top ama Lautaro Martinez kıl payıyla offside'mış. Çift forvete döndük burada. Bakalım çift forvet bize yarayacak mı? Defans forta sahanın bir tanesini azalttık. Burada yalnız ne oldu? Offside. Burada verdi Josef de Souza'ya. Vincent Janssen. Nabil Dirar. Mükemmel vurdu ama yine Ariza Balaga'nın üstüne gitti orada. O da rahat bir şekilde kurtarıldı. Şimdi çıkmaya çalışan burada rakibimiz Aduriz'le Skirtle kovalıyor ve baskısı tacı bize geçirdi. Güzel. Nabil Dirar. Sağ kanattan ilerleyecek. Yardır koçum. Nabil Dirar. Faslı oyuncumuz. Son çizgiye geldi burada. Korneri kazandırdı en azından. Dengesi kayboldu. Şimdi Giuliano korneri kullanıyor. İçeri doğru oynuyor. Vincent Janssen. Veska. Veska kafayı vurdu. Şimdi korner tekrarlanacak. Giuliano. Oynuyor bu sefer Lautaro Martinez'e doğru. Raul Garcia kafayı vurdu ve top Aduriz'e geldi. Rakibimizin kontrolü şimdi. Aduriz'den alabilirsek alamadık yalnız. Rakibimiz çıkmaya çalışıyor. Nabil Dirar önündeki adamı güzel geçti. Şimdi pasını verdi, uzun bir pas Lautaro Martinez'e. Martinez güzel döndü. Lautaro içeri sokuldu. Burada geri çıkardı Giuliano'ya. Giuliano'nun şutu engelleniyor. Janssen, Souza, Janssen, Giuliano pasını verdi. Lautaro Martinez yine dönüp vuruyor bu sefer. Daha güzel bir şut çıkardı Martinez ama Ariza Balaga korneri çeldi. Nabil Dirar burada korneri kullanıyor. Kullandı Martinez, kafayı vurdu yalnız. Bir de Martinez yerde kaldı. Umarım sakat bir şeyi yoktur, böyle ciddi bir şeyi. O da İbrahimovic'den sonra sakat kalmasın. Burada yalnız bir de Janssen ortaladı. Giuliano hayvan gibi bir kafa vurdu yalnız, alta gitti. Lautaro Martinez ayağa kalktı. Mecburi değişiklik olmayacak. Maç tekrar başladı burada. Kanat değiştiriyor Bilbao. Benyat, Williams, Aduriz, yalnız Sar, Malang Sar kendine çok gelmeye başladı son zamanlarda. İnanılmaz defansif hamleler yapıyor. Geçen maçtaki hamle sayılmaz yalnız. Son dakikada penaltı yapmıştı. Şimdi güzel bir pas burada. Lautaro Martinez'e geldi. Yalnız biraz hantal kaldı Martinez. Bekliyor. Pasını verdi Giuliano'ya. Giuliano'dan felaket bir hareket. Bir daha dönüyor. Giuliano şutları bu sefer Ariza Balaga taca gönderdi. Biraz fazla döndük galiba orada. Yalnız yine iyi bir sonuç aldık. En azından top hala bizde. Nabil Dirar ortaladı. Ön direğe doğru Ariza Balaga'da kaldı. Ve hakem ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarı 0-0 maalesef arkadaşlar. Yine golü bulamıyoruz. Yalnız sürekli bastıran taraf bizdik. Maç bilgilerinden zaten onu da göreceksiniz. 10 şut çekmişiz. 6'sı kaleyi tutmuş. %58 oynama top bizde. Rakibimizde 0 şut. Ama adamlar hala 0-0, yani biz gol atamadık. O yüzden belli olmaz. İkinci yarıda da sağlam bir takım yani. Burada mesela böyle bu tarz paslar bazen pat diye boşluğa gidiyor. Ama olmadı Iñaki Williams'ın pası. Şimdi Cucurella verdi burada Giuliano'ya, atağa destek kat verecekti. Aduriz'e geldi yalnız burada kaybettiğimiz top. Skirtle araya girdi. Iñaki Williams. Benyat. Benyat. Pası tehlikeli burada. Aduriz. Malang Sar'a çarpan top. Şener içeride tuttu. Bu Athletic Bilbao'nun ilk tehlikeli pozisyonunu diyebiliriz. Kötü paslarımızla başladı. Şimdi Josef de Souza Lukaku'ya verdi. Biz çıkıyoruz. İkinci yarıda ilk defa çıkacağız. Martinez. Vincent Janssen. Hareket. Burada rakibini geçti. Top burada. Ah. Bilbao'lu oyuncunun müdahalesinden sonra top Giuliano'nun önüne doğru düştü ama Giuliano yetişemedi. Güzel. Martinez'e geçti. Martinez'den mükemmel bir pas. Nabil Dirar son çizgiye çıktı. Arkaya doğru Martinez'e doğru bir şut geldi Martinez'den ama gelişine. Top zaten out'a giderken orada rakibimiz tuttu içeride. Bu kontra atak için tutmuş demek ki çakal. Sar araya girdi yalnız, bunu da bozdu. Hala 0-0 arkadaşlar. Fenerbahçe ile gol atamaz olduk son zamanlardır. Josef de Souza, Vincent Janssen.
Burada gitmeyen Lukaku'ydu. Şimdi Kukurella'ya döndük. Josef de Souza aralardan verdi Jensen'a. Jensen'ın pası. Lukaku şutunu çekti lan. Ben orada fake yapmaya çalıştım. Hatta da bastım tuşlara ama oyun biraz geciktirince Lukaku'yu direkt topa gelince bu sefer şutunu çekti. 82. dakikaya geldik. Hala gol yok arkadaşlar. Şimdi burada Jensen, Josef de Souza solda, kademede bomboş. Ama biraz yavaş kaldı. Arkada Jensen'a bırakıyor. Vincent Jensen şutu az farklı dışarı gidiyor. Hala gol yok Fenerbahçe için. Ariza Balaga şu ana kadar 7 kurtarış yapmış. Bu onlardan bir tanesi olmadı ama son dakikalarda burada umarım rakibimiz şansa bir gol atamaz da en azından beraberliği alıp son maça bırakırız işi. Burada uzun top Donnarumma da kaldı. Donnarumma. Ohoho, Donnarumma ile yine az kalsın. Tehlikeli bir hareketin eşiğinden döndük. Şimdi Lukaku verdi, kaçacak. Jensen Lukaku'ya tekrar oynamaya çalıştı ama rakibimiz araya girdi. Şimdi Iñaki Williams'ın pası geçmedi güzel. Giuliano geri döndü. Josef de Souza aradan Giuliano'ya verdi. Martinez son anlarda bir gol olur mu? Olmayacak çünkü burada Jensen'dan kötü bir pas. Vincent Jensen'ı önümüzdeki maçta artık yedeklere tekrar çekeceğim. Bu maçta berbattı. Zaten çok da bir aksiyon da göstermiyor. Yalnız bizim şutlarımız, topla oynamamız, pas isabetimiz çok güzeldi. Maalesef sonuç çok güzel olmadı. Burada diğer maçın sonucunu görmek için arıyorum ama göremedim. Krasnodar 2-1 yenilmiş Gent'e. Çok güzel bizim için. Çok iyi oldu. Hemen bakalım o gruplara ne oldu. Evet, gruplarda durum bu arkadaşlar. Gent'in galip gelmemesi lazım Bilbao'ya karşı son maçta. Yoksa biz Krasnodar'ı yensek bile ne Gent'i... Bilbao'yu geçeriz. İyi, güzel. Yani o maç berabere biterse eğer Bilbao'yla biz ikili averajda kötüyüz. Onların evinde gol atamadık. O yüzden Bilbao'yu geçemeyiz. Yalnız Gent'i geçeriz. Biz galip gelirsek her türlü ilerleyeceğiz arkadaşlar. Krasnodar bizi evimizde 3-1 yenmişti. Biz onları artık yenmemiz gerekecek önümüzdeki maçta. Lautaro Martinez 5 günlüğüne yokmuş. Artık Kasımpaşa maçına olmayacak. Biz bu Kasımpaşa maçını da oynayıp bu bölümü kapatacağız arkadaşlar. Artık biraz daha kısaltmaya başladık Fenerbahçe videolarını. Çünkü zamanım olmuyor bunları daha sık getirmeye. Bu arada antrenmanımızı atlattık. Neyse, artık Kasımpaşa maçına yedek kadromuzla çıkacağız. Burada Martinez'i çıkaralım yalnız yedek kadrosundan. Evet, yedek kadromuzu hazırladık. Bu şekilde olacak. Elif Elmas, merkezi ofansif orta saha, Valbuena Ekici, Uygar Zeybek'le Oğuzkan Güçtekin de. Uygar Zeybek'i artık değiştirebilecek bir adamımız yok muydu bizim? Yok gibi görünüyor. Kukurella sol bekte, Isla sağda, Yiğitan Güveli, Neto, kalede de Volkan Demirel. Şimdi maçımıza gidiyoruz arkadaşlar. Bölümde hala gol atamadığımıza şaşırıyorum arkadaşlar. Şimdi 3. maçımıza geldik. Burada artık gol atmanın zamanı Kasımpaşa'ya karşı. Gol bulmamız lazım. Yedek kadromuzla genelde patlamaları şu ana kadar yedek kadrosuyla yaptık. Konyaspor'u 4-1 yenmiştik. Burada da umarım Kasımpaşa'ya karşı evimizde güzel bir maçla, gol dolu bir maçla kapatırız bu bölümümüzü. Şimdi Mehmet Ekici ile aldık, ilerliyoruz. Mehmet Ekici verdi Vincent Jensen'a. Tekrar Mehmet Ekici'ye. Şimdi Valbuena, onun ara pası. Jensen geçemedi Sadiku'yu, o yüzden kötü gitti. Benim hatamdı aslında, orada ara pası vermeyecektim. Yalnız topu şimdi Oğuz Kağan aldı. Genç oyuncumuz Kukurella'ya verdi diğer genç oyuncumuza. Valbuena, Elif Elmas, o da bir genç oyuncu. Burada Elif Elmas döndü. Valbuena'ya oynuyor. Matthew Valbuena burada kendisini affettirmesi lazım. Onu hala affetmiş değilim ama burada mecburen şans veriyorum kendisine. Yalnız kaptırdı topu. Rakibini geçecek mi? Kukurella bekletti. Jensen'a verdi. Jensen geri çekti. Elif Elmas şutu. Ramazan. Elif Elmas genç oyuncumuzla, genç Makedon oyuncumuzla çok yaklaştık gole. Şimdi Valbuena korneri kullandı ama Ramazan yumrukladı. Oğuz Kağan yakalayacak bu topu. Oğuz Kağan burada durum değerlendirmesi yapıyor. Oğuz Kağan çok sakin bir şekilde Elif Elmas'ın kaçmasını bekledi. Şimdi Elif Elmas'a pas. Baskı var Somalya'dan. Uygar.
Şimdi ah kaybettik. Yalnız baskımız devam ederse belki alabiliriz. Olivier. Şimdi bitiyor galiba. Popov. Rakibimiz geliyor. Rangel. Burada Uygar Mert Zeybek'ten yine bir top kazancı bizim için. Oğuz Kağan. Paslar güzel. Kaybettik yalnız. Omeryu. Uzun oynadı Somalya. Yiğitan burada bırakmadı. Çok güzel. Uygar. Valbuena. Pasını verdi Jensen'a. Valbuena kaçıyor. Burada Elif Elmas'a geldi top. Elif Elmas geri çıkardı. Mehmet Ekici. Olivier engelledi şutunu. Ben orada aslında Elif Elmas'la tekrar Valbuena'yı düşünmüştüm. O arkama kaçar dedim ama ta gitti. Dışarı doğru verdi Elif Elmas. Olmadı. Uygar Mert Zeybek son anlarda çaldı. İlk yarının bitmesine çok az bir süre kaldı derken burada hakem bitiriyor zaten. Hala gol bulamıyoruz, anlamadım arkadaşlar. Bu oyuncu Türkçe oyunun efsanevisi daha mı zor bizim Legendary'den? İngilizce oyunun efsanevisinden anlamadım ama arkadaşlar şimdi ikinci yarıya başladık. Mehmet Ekici Elif Elmas'a verdi. Elif Elmas'tan İsla. İsla içeri orta yapacak. Arka direğe Valbuena'ya doğru yapa yapa Valbuena'ya yaptı o da. Sonuç alamıyoruz yine. Kasımpaşa geliyor Murillo'yla. Çok sağlam geldi Murillo burada. Şutunu da çekti ama Volkan Demirel kurtarıyor. Kasımpaşa'nın ilk adam gibi bir şutu oldu ama burada yararlanamadılar. Yalnız Bernard bu sefer dışarı vurdu. Uygar Mert Zeybek maçın en iyi adamlarından bir tanesi. Mehmet Ekici'ye gönderiyor. Jensen verdi burada Elif Elmas'a. Elif Elmas, Jensen geldi. Sonunda bir gol attık ya. Sonunda bir gol attık. Elif Elmas'la Vincent Jensen'in güzel paslaşması. Sonunda burada bize golü getiriyor arkadaşlar. Elif Elmas burada güzel çekti. Jensen de güzel koştu. İlk defa güzel bir hareket olmuş oldu bu maçta. Süper Lig'de Jensen 3. golünü atmış oldu bu şekilde. Sonunda 1-0 öne geçtiğimize çok seviniyorum yani. Şu ana kadar çok berbat götürüyorduk bu bölümde. Ama burada umarım devamının da gelmesini diliyorum son 20 dakikada. Mehmet Ekici oynadı Jensen'e. Jensen'in pası Valbuena'ya. Matthew Valbuena sol tarafa doğru koştu, çıktı dışarı doğru. Valbuena çekti topu. Valbuena boşluğa getirdi, ortasını yaptı. Oğuz Kağan az farkla dışarı gidiyor genç oyuncumuz da. O da az kalsın golle tanışacaktı ama olmadı. Kanat değiştirdik. Kukurella. Kukurella Elif Elmas'a veriyor. Elif Elmas güzel kontrol etti. Jensen pası. Ekici. Aaa lan zar zor geçti ama. Son anda. Orada Ekici gelişine neden vurmadı bilmiyorum. Bekletti bekletti anca sonra vurdu. Oyunun işte şeyliği burada. Neyse Kukurella atak devam ediyor. Elif Elmas burada kaptırdı yalnız ve atağımız orada sonlanmış oldu. 88. dakika arkadaşlar. Rangel de top burada, Neto geldi aldı ama rakipte kaldı top. Neto bir daha alıyor. Güzel. Aferin Neto. Oğuz Kağan, İsla. Hadi burada bir ikinci gol bizim hakkımız ya. Jensen döndü. Hakem faul maul vermedi. Orada Jensen dondu kaldı adamın müdahalesinden sonra. Arkadan bir topuğa müdahale vardı sanki ama olmadı. Neyse Somalya rakibimiz sağlam geldi burada. Orada boşta kaçan bir oyuncu da vardı ama hakem dedi lan oraya gittiniz bari niye geri geliyorsunuz. Oyunu bitirdi dedim, 1-0 olsun bizim olsun dedim. O da oldu arkadaşlar, kusura bakmayın bu bölümde berbattık ama sonunda bir galibiyet aldık zar zor Kasımpaşa'ya karşı. Burada Trabzonspor Medipol Başakşehir'i yendiği için güzel olmuş. Galatasaray'da Akhisar'ı yenmiş. Galatasaray zirvenin zirvede kaldı. Fenerbahçe burada 3. duruma düşmüş oldu. 2. durumda başladığımız bölümde. Yalnız Galatasaray'ın sadece 3 puan gerisindeyiz. Bölümümüzü kapatmadan önce bir antrenman daha yapalım buraya. Donnarumma genç antrenmanı yapacağız geçen sefer. Güzeli yaptık. Güzel oyuncularımızı. Şimdi gençlerimizi yapıyoruz burada bakalım. Oğuz Kağan Güçtekin 64'e yükseliyor. Çok güzel. Elif Elmas neredeyse 68'e yükselecek. Kukurella'nın da 71'e gelmesine çok az kaldı. Bakalım burada ofisimizden. Şener'e bir teklif gelmişti. Onu değerlendirmediğimiz için geri çekilmiş. Takvimimizden önümüzdeki bölümün maçlarına bakalım. Önümüzdeki bölüm çok kritik maçlar geliyor. Başakşehir'e karşı oynayacağız.
Ardından Krasnodar'a karşı ölüm kalım maçı 2 numara. Burada Krasnodar'ı yenersek eğer galibiyet lazım. Euroleague'de bir üst tura çıkacağız. Ardından Kayserispor maçı ve Gençlerbirliği maçlarını yaparız. Bu 4 maçla o bölümü kapatırız arkadaşlar. Bakalım. Medipol Başakşehir bizden 1 puan gerimizde. Burada Trabzon'un tırmandığını gördük ve Robinyolu Sivasspor 6. duruma gelmiş. Beşiktaş vahim durumlar. 11. durumda sadece 16 puanla ve bu şekilde bu bölümümüzün sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Alex de Souza başarısız sonuçlar aldı bu bölümde. Trabzon 1-0 kazandı. Umarım bugünün maçında Fenerbahçe daha güzel şeyler yapar da kazanırız. Çünkü zirve yarışında çok kritik dediğim gibi. Eğer Fenerbahçe bu maçı kaybederse zirvenin tepesine oturma şansı bence hayli hayli düşer, %50 düşer diye düşünüyorum. Artık arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenirseniz mükemmel olur. Beni yeni keşfettiyseniz, abone olursanız çok sevinirim. Sosyal medyadan da takip etmek istiyorsanız hepsi ekranda görünüyor. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.